Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash of Clans'a yeni gelecek güncellemenin videolarını şimdi sizler birlikte izleyeceğiz. Şu an Clash of Clans canlı yayında ve şu an saat 7 galiba arkadaşlar. 7'ye yaklaşıyor yani saat 19 gibi bir şey. Ve güncelleme muhtemelen 20.00'da gelecek. Bu saatler arasında gelecek. İnşaatçı binası 7 geliyor arkadaşlar. Ben zaten size yakın bir zaman içerisinde geleceğini söylemiştim. İnşaatçı binası 7 geliyor. İnşaatçı binası 7 ile birlikte neler geliyor bunlara bakacağız. Ve şimdi turnuvaları sizler birlikte birazcık göz gezdireceğiz. Turnuva şu şekilde arkadaşlar. Yani bu Clash of Clans'ın çalışanları, Clash of Clans videoları çeken YouTuber'lar çağrılmış Supercell tarafından. Onlar Clash of Clans'ta inşaatçı binası 7'yi deniyorlar. Gidiyorlar birbirlerine saldırıyorlar. Kim daha iyi saldıracak diye. Oraya beni alsalardı hepsini tokatlamıştım zaten, bunu biliyorsunuz. O yüzden de arkadaşlar bir like atın, bir yorum atın, abone olun, destek çıkın da bizden, yani Türklerden böyle bir gitsin de Clash of Clans'ı temsil eden birisi olsun. Hadi Clash Royale'den Erkan abi falan filan gittiler ama şimdi şöyle bir durum var. Clash of Clans'tan daha giden olmadı. O yüzden de bir destek çıkın da biz de Clash of Clans'ı temsil etmek için gidelim yani, anladınız mı? Yani o yüzden de bir like atın, yorum atın, videoları izleyin, abone olun, bildirimleri açın. Bir şekilde gelişelim, yakında da inşallah gideriz ve onların yani tokatlarız işte, anladınız arkadaşlar. Hava indirme balonunu kullanaraktan güzel saldırılar falan yapıyorlar. Birbirlerine saldırıyorlar. Ananın iki... tabii ki de inşaatçı binası 7 şeklinde arkadaşlar. Yani kendileri inşaatçı binası 7'ye saldırıyor. Bir de neler geliyor? Bir onlardan da bahsedeyim küçük olarak. Şey geliyor. Duvarlar 7 oluyor arkadaşlar. Duvarlar 7 olabiliyor. Toplar 7 oluyor. Eziciler 7 oluyor. Okçu kuleleri 7 oluyor. Çift toplar 7 oluyor. Muhafız kulübesi 7 oluyor. Hava savunmaları 7 oluyor. Hava bombaları 7 oluyor. Havan 7 oluyor arkadaşlar. Bir de bir tane daha ordu kampı ekstradan geliyor. Artık 5 tane ordu kampımız olacak. Bombalar 7 oluyor. Dev bomba, mega mine 7 oluyor. Tesla 7 oluyor. Bir de askerler, yani barbar 14, okçu 14. Okçular 14'te siyah oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Okçular 14'te siyah oluyor. Devlerin bilekleri biraz daha siyah oluyor. Ben bunları tek tek incelemiştim zaten. Ben direkt zaten güncelleme gelsin. Direkt okçuları 14 yapacağım. Sonra barbarlar 14. Dev 14 derken geçeceğim aynı şekilde. Bütün askerler 14 olabiliyor. Yani bu yeni gelecek hava indirme balonu bile 14 olacak. Onu da söyleyeyim. Şey büyük ihtimal bu savaş makinesi 15 olacak. Ben 20 olacak diye biliyordum ama ya 15 ya da 20 olacak. Tam detaylı bakmadım arkadaşlar. 7. seviye duvarlar biliyorsunuz ki şey oluyor, biraz daha böyle kırmızımsı. Bir de savunma olarak dev top gelecek. Dev top da 7 olacak. Fırın da 7 olacak arkadaşlar. Fırını da söylemeyi unuttuk. Yani hepsi 7 olacak yani kısacası. Bunlar da 7 olacak. Bunlar yani arkadaşlar. Şimdi ben bu güncelleme bugün geliyor ya. Bu güncelleme gelir gelmez ilk bakışını, videosunu çekeceğim. Bir de direkt inşaatçı binasını 7'ye basmayı düşünüyorum. İksirim doldu. Bu iksirle ne yapacağım bilmiyorum ama iksirle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bakacağım. Sonuçta bebek ejderham da 12 oldu. Benim 4-5 tane askerim son seviye oldu. Benim savaş makinem de son seviye. Ben artık tak diye inşaatçı binası 7'ye geçeceğim arkadaşlar. Yani bugün olmasa bile yarın büyük ihtimal inşaatçı binası 7'ye geçeceğim. Sebebi de şu arkadaşlar. Daha hızlı gelişmek istiyorsunuz. Daha erkenden basın. Yani ana köyle bir alakası yok. Biliyorsunuz ki ana köyde ganimet sorunlarından dolayı erken bastığınız zaman zor gelişiyorsunuz. Ama ikinci köyde öyle bir şey yok. İkinci köyde erken basarsanız daha hızlı gelişirsiniz. Ben bunu inşaatçı binası 4'ten sonra anladım. O yüzden de biraz erken geçtiğimi biliyorsunuz. Ama şu an neredeyse her şeyi fullledim. Neredeyse, evet. Tesla son seviye. Toplar son seviye. 5 tane askerim son seviye. Savaş makinam son seviye. Madenlerim, miktir toplayıcılarım son seviye. Okçu kulelerim son seviye. Çift toplarım son seviye. Havanım son seviye. Depolarımın, iksir depolarım son seviye. Duvarlarım da fena sayılmaz. Yani çoğu şeyi neredeyse son seviye yaptık ama yine bayağı eksiğimiz var. Ama onları da inşaatçı binası 7'yi direkt geçip direkt yükseltmemiz lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Yoksa Türkiye birincisi oluyoruz serisi biraz zor gelir arkadaşlar, anladınız mı? O yüzden de şimdiden benim inşaatçı binasını 7'ye geçip bayağı bir oturtturmam lazım her şeyi. Biraz taş yatıracağım arkadaşlar, zaten yatırmamız gerekiyor. O şeyleri oturtturduktan sonra tekrardan hem savunmaları yükseltirken hem de kupa kasmaya devam edeceğim. Ve ilk izlenimi de sizler birlikte birazdan, yani 1-2 saat sonraki video, gelecek videoda inşallah getiririm. Gelmesini istiyorsanız da mutlaka like atın.
Ona göre saat 10 gibi herhalde o videoyu yayınlarım. O da ilk izlenim videosu olacaktır muhtemelen. Onu da bugün inşallah yayınlarım. Orada da bakacağız inşaatçı binası 7 nasılmış, kimler basmış falan filan bakarız. Gelmese bile yarın gelir arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Neyse, şimdi sizlerle birlikte birazcık şeylere bakalım. Bu arada ben 2 saat sonra inşaatçım boşa çıkıyor. İksiri, yani şurada 3 tane galibiyet şeyim duruyor ama yani benim şu an savaş yaparsam iksirim boşa gideceğinden dolayı ben 2 saat sonra gideceğim burada taş madenini 6'ya basacağım. Yoksa iksirim boşa gidiyor. O yüzden 2 saat sonra savaş yapacağım. Ya da taş basarız bilmiyorum ama şu an taş basmalık bir durum yok. Neyse. Şimdi biz biraz turnuvalara bakalım arkadaşlar. Sizler birlikte savaşlara bakalım, göz gezdirelim. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Evet, şu an görüyorsunuz ki ekranda Godson var lan, değil mi? O Godson. Aynen, şu an Godson. Evet, Godson yok ama adamım ya. Yemin ediyorum var ya, bu adamı Galadon'dan olsun, Shiftbat'ten olsun daha çok seviyorum. Bu diğerlerinden çok daha iyi oyuncu bana göre ama bu turnuva gibi yerlerde pek kendini gösteremiyor diye düşünüyorum. Bakalım Godson, yani Godson neler yapacak. Hadi adamım Godson, vallahi bak seni tutuyorum yemin ediyorum. Bakın evet, şu an görüyorsunuz zaten 14 seviye balonlar. Ama son seviye değil diyeceksiniz ama şimdi bunların tabletleri şeye göre ayarlı. İnşaatçı binası 8'e göre ayarlı olduğu için bunlar da 16 seviye son seviye diye gözüküyor ama o da bir dahaki güncellemede. Şu an inşaatçı binası 8'le birlikte gelmiyor. Anladınız mı? O yüzden de şu an 14 seviyesi bile son seviye gibi gözükmüyor ama şu an geldiği zaman 14 seviye son seviye olacak. Gördüğünüz gibi okçu kuleleri mavi olmuş, eziciler siyahlaşmış, hepsinin 7 seviyesi. Şu an ekranda gördüklerinizin hepsi 7 seviye arkadaşlar. Oo oğlum Godson var ya, adamın dibisin sen. En sevdiğim budur yani benim. Adam bir de şey herhalde bu saldırılar görüyorsunuz, 5 tane ordu kampı yeri var. Saldırılarda 2 tane ordu kampının yerine şey, saldırma şartı bu. Çünkü onlar da saldırmanın şartı bak 15, hatta görüyorsunuz değil mi şeyde. Saldırmanın şartı balon kullanmak olduğundan dolayı 2 tane illaki balon kullanıyor. Yoksa cadıyla saldırsa herhalde daha çok iş görebilirdi full. Evet, Godson biraz hüsrana uğradın galiba. Yok. Ha tamam, Godson saldırıyor, yani Godson saldırıyor. Adamım ya. Tüh be, biraz düşük aldı. Bak sana güveniyordum Godson ama. Diyorum ya arkadaşlar, Godson böyle turnuva gibi yerlerde pek kendini gösteremiyor. Yoksa gösterse hey yavrum hey. Onun videolarında mesela adam çok profesyonel adam sunmuştu. Adam hoşuma gidiyor. Aha. Oğlum havan. Allah belanı versin havan be. Ulan Godson be. Oğlum Godson. Adama üzüldüm be. Tüh. 150 alaydıydım. Oraya ben çıkacaktım var ya, hepsini tokatlardım ama şaka yapıyorum arkadaşlar. Belki de bilmiyorum o an heyecandan. Bir de daha önceden kullanmadığı bir balonu kullanıyor olabilir ama ben bile kullandım balonu yani. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Yani orada turnuva falan yapıyorlar. Biraz fazla uzun görüntü göstermek isterdim fakat telif atma sıkıntıları olduğundan dolayı biliyorsunuz YouTube'da göstermedim. Daha fazla uzun göstermedim ama yine de bazı bilmeyen arkadaşlar vardır diye göstereyim dedim. Neyse, bu şekilde turnuvalar yapıyorlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.